Hayır videosu çektik. Bu videoyu çektiğimiz için tutuklanabileceğimizi biliyorduk. Şimdi savcıya ifade vermeye gidiyorum. Muhtemelen de sonrasında tutuklanacağım. Ama önemli değil, ben korkmuyorum. Bizim bütün ümidim gençliktedir diyen Mustafa Kemal'e bir borcumuz var. Şimdi ben o borcu ödemeye gidiyorum. Bu milletin çocukları, bu milletin gençleri korkuyu, tutsaklığı, ölümü değil, özgürlüğü ve mutluluğu hak ediyor. O günlerde gelecek. Oğlum ayetler var, ayetler. Hayır da yarışınız diyor Bakara suresinde. Egemen Bağış da çok sever o sureyi. Hayır nedir? Hayır, Türk Dil Kurumu'na göre yok, öyle değil, olmaz anlamlarında onamama bildiren söz anlamına geldiği gibi aynı zamanda iyi, hayırlı, faydalı, yararlı gibi anlamlarda da kullanılan bir sözcüğümüz. Hayır, gün içinde bol bol kullandığımız temenni bildiren iyilik dolu bir söz. Hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar, o kardeşim hayırlı işler gibi kullanıyorum. Hayır, red anlamında da kullanılıyor. Mesela size bir teklif geldi ama beğenmediniz, hoşunuza gitmedi. Tırt bir teklif yani. Buna hayır demek, bunu reddetmek sizin en doğal hakkınızken sırf bu seçiminiz sizi terörist yapabilir. Akşam evde oturuyorsun mesela, gerçek bir aile babası gibi meyve almışsın, meyve soyuyorsun. Bir çıkıyor diyor ki, bunlar terörist. Hoppala, ne oldu? Akşam akşam terörist oldu. İş çıktı. Portakallı terörist. Elinde meyve bıçağı var, tedirgin oluyorsun. Ev ortamı, çocuk çocuk falan var. Portakalı gırtlaklayasın var. Bitirmek istiyorsun portakalı. Kardeşim, çift başlılık var. Ben istikrar istiyorum. Hız istiyorum. Süratle karar alalım istiyorum. Yol istiyorum. Bu yüzden evet demem lazım şeklinde fikirleriniz olabilir. Fakat gelin görün ki Kaddafi Libya'sında da, Esad'lı Suriye'de de, Saddam'lı Irak'ta da kararlar müthiş hızla alınıyordu. Çift başlılık yoktu, politik istikrar vardı. Tek hayırlı olmadı ama değil mi? Demek ki hız, özellikle devlet yönetiminde hız, o kadar da iyi bir şey değilmiş. Kahraman yani. Keselim abi. 18 yaşındakiler vekil olacakmış, duydun mu? 2001'li adam meclise girecek mesela. Fizik sınavlarının kolaylaştırılması hakkında kanun önerisi. Nasıl? Biz yıllardır çözülemeyen bu havuz problemlerini bu milletin sırtından atacağız. Kaldıracağız. İşin şakası tabii bu. Okulla mokulla uğraşan normal öğrenci nasıl girsin meclise? Bir kere para lazım. Kampanya için para lazım, adaylık başvurusu için para lazım, reklam için para lazım. Ne olacak? Yine zengin çocuğu girecek meclise. Ben heyecanlanma hemen orada. Ne kıyak iş değil mi? Biz iş bulamıyoruz. Adam baba parasıyla meclise girecek. Askerlikten muaf olacak. Ah, ne güzel İstanbul be. Hayatta en çok özendiğim şey şu baba parası yeme iş. Ama suç bizde. Babanı seçemiyorsun ama kayınbabanı seçebilirsin diye bir laf var. Damat olunabilir mesela böyle nüfuzlu zengin babaları. Enerji! Enerji moruk, enerji. Para enerji de. Hayır, tehditlere, baskılara, yıldırmalara rağmen söylendiğinde daha bir tatlı olur. Adeta tadından yenmez. Hayır, korkusuzca söylenir. Korkmayın. Neden korkuyorsunuz? Biz birlik olduğumuzda bizi durduracak, yıldıracak hiçbir şey yok. Hayır kardeşim, hayır. Hayır yapıştırın. Ne diyorsun abi, tutuklanır mıyız? Vallahi video tutarsa tutuklanırız der. Kızım ben milletime aşığım ya. Ne korkacağım tutuklanmadan falan.